Dizi Rehberim kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce Dilan ile Baran'ın Çınar'ın kendi evlatlar Miran olduğunu en kısa zamanda öğrenmesini istiyorsanız ve ayrıca Tarık ile Hacer'in tutuklanıp hapse gireceği günü sabırsızlıkla bekliyorsanız, hemen aşağıdan videomuzu beğenin, Dilbar aşkı için yorumlara bolca kalp ve nazar boncuğu emojisi bırakın, hep birlikte sayımızı gösterelim arkadaşlar. Yeni bölümde Akif'in Dilan ile Baran'a vereceği bir iyi bir de kötü haber ne olacak? Hacer ve Tarık gerçekler ortaya çıkmasın diye kimi öldürtecek? Yaptığı onca kötülükten sonra Hasan pişmanlık duyup Dilan ile Baran'a her şeyi anlatmaya mı çalışacak? Hasan'ın çocuğu olmadığı için Fırat Ayten Hanım'ın kucağında alınıp Hacer'in kucağına verildiyse, Tarık ve Berfin nasıl Hasan ve Hacer'in çocuğu oluyor? Merak ettiğiniz her şeyi yorumlar kısmında sorabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kan Çiçekleri dizisinin yeni bölümünde öncelikle Hacer Karabey, hatırlarsanız Hasan'a annen olacak o azade ve sen beni karnımda bebeklerimle kapının önüne koydunuz. Şimdi intikam alma sırası bende, Karabeylerin ne adı kalacak ne de şanı diyerek tehditler savurmuştu. Yüksek ihtimal yıllarca Hacer ile Hasan'ın çocuğu olmadığı için azade hanım Fırat'ı Ayten'in elinden alıp Hacer'in eline verdi. Ama daha sonra Hacer'in hamile olduğu ortaya çıkınca da onun başka bir adam ile birlikte olduğunu düşündükleri için Hacer'i karnındaki bebekleri kimden peydahladıysan git o adamın yanına, bu konakta artık sana yer yok demiş olabilir. Hacer de bebeklerini doğurup büyüttükten sonra aradan yıllar geçmesine rağmen Karabeylerden intikam almak için geri döndü. Aslında Hacer'in nefreti Azade ile Hasan'a ama neden Karabeylerden intikam almak isteyen herkes Dilan ile Baran'ı tuzağa düşürüyor, onların mutluluklarına engel olmak istiyor, gerçekten anlamak imkansız. Tarık ve Hacer'in amacı belli, Dilan ile Baran'ı evlatlar ile sınadıktan sonra iyice güçten düşürmek ve Baran'ın bütün mal varlığına, şirketlerine, Karabeyler konağına çökmek. Ama elbette artık evlatlarının hayatta olduğunu öğrenen Dilan ile Baran, bir süre daha ona kavuşamayacak olsalar bile, bu bilgi bile onların güçlü durmasını sağlayacaktır. Dilan ile Baran'ı artık ayakta tutan ve onları yeniden birleştiren koca bir umut vardır. Akif komiser her ne kadar Baran'a Miran'ın hayatta olduğunu ve nerede olduğunu bilen tek kişi olan Abdo'nun öldürüldüğü haberini verse de, Dilan ile Baran asla evlatlarını aramaktan, bir ipucu bularak ona bir adım daha yaklaşmaktan vazgeçmeyeceklerdir. Cezaevinde olan Abdo ile görüşme ayarlayan Baran, Abdo'nun öldüğünü öğrendiklerinde büyük bir hayal kırıklığı yaşayacaktır. Peki ya sizler dizi hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıdan yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Diziye dair yeni analizlerimizden haberdar olmak isterseniz, kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.